Bir Bire Bir programından daha hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz, yeni transferimiz Gökhan Alsan. Gökhan, hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, zor bir transfer süreci oldu. Transferin son gününde kendini Yılport Samsunspor'la yapan, imza attın. Önce bu süreçten biraz bahsedersek, nasıl geçti bu süreç? Öncelikle Samsunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Yani bu kararı verirken hiç düşünmedim. Yani bana TFF 1. Ligi'nde 10 tane, 12 tane teklif vardı. Bu Samsunspor'la beraber 13-14 teklif vardı. Bu teklifleri sıraya koyduğum zaman benim gözümde her zaman birinci sırada Samsunspor vardı. Yani başarıya aç bir takım, başarıya aç bir camiye, başarıya aç bir hocamız var. Yani benim buraya gelmemdeki en büyük etken bu oldu. Evet. Baktığımızda Süper Lig'den 2. Lig'e bir transfer gibi görünüyor ama Samsunspor bulunduğu yeri hak etmeyen, daha iyi yerlerde Süper Lig'de olmayı hak eden bir camia. Sen de buna tanıklık ettin. Neler söyleyeceksin? Kesinlikle şu anda Samsunspor bulunduğu konumu kesinlikle hak etmiyor. Yani el birliğiyle birlikte bu takımı bu sene inşallah bir üst lige çıkartıp ondan sonra üst lige çıkartmayı düşünüyoruz. Evet, biraz oyun tarzından da bahsedecek olursak, oyunu her iki yönlü de oynayabilen hırslı, mücadeleci bir yapım var. Samsunspor'a nasıl bir katkı vermeyi düşünüyorsun? Ya Samsunspor'a çok iyi katkılar vermek için geldim buraya. Ben iki yönlü, dediğiniz gibi iki yönlü de iyi oynayan, sert, agresif, yani hocamızın da istediği tarzda bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yani gözü kara, hiçbir şeyden korkmayan bir oyuncuyum. Yani Samsunspor'a çok büyük katkılar vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Evet, skora da katkı yapan bir oyuncusun. Geçen yıl bunu Galatasaray'da da gördük. Bu anlamda da senden büyük beklentiler var. Taraftarın özellikle sosyal medyada senin transferinle birlikte yoğun bir mesajı oldu. Onlara buradan neler söylersin? Samsunspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Transfer dedikodularım çıktığı zaman, yani sosyal medyadan, Instagram'dan inanılmaz mesajlar geldi bana. Yani güzel mesajlar. Çok mutlu ettiler beni. Yani şuradan bir kere daha söylüyorum. Hiç şüpheleri olmasın, hiçbir endişeleri olmasın. Yani vücudumda ne varsa sahaya çıktığım zaman bunu sonuna kadar vereceğim. Evet. Bu hafta ligin ikinci haftası ve sezonun ilk iç saha maçı. İlk kez taraftarlarımızın önüne çıkacağız. Seni de taraftarlarımız ilk kez izleyecekler. Bunun için neler söylersin Pendik maçıyla alakalı olarak? Ya, Pendik maçına 3 puan için çıkacağız. Yani taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum tabii. Yani onlara güzel futbol, güzel oyun, güzel mücadele izleteceğimizden hiç şüpheleri olmasın. Evet, takımla birlikte çalışmalara da başladın. Takım içerisinde tanıdığın oyuncular da var. Gazişehir'den Yalçın Kılıç'ta geçen sezon şampiyonluk yaşadınız. Birlikteydiniz. Takım içerisindeki arkadaşlığı nasıl buldun? Nasıl bir havayı yakaladınız burada? Ya, geldiğim ilk günden itibaren hiç yabancılık çekmedim. Yani sanki dersin böyle 5 seneden beri buradaymışım gibi. Yani arkadaşlar olsun, aile ortamı çok güzel şu anda. Yalçın kardeşim de yardımcı oluyor bize. Evet, İrfan Buz'la ilgili neler söylersin? Teknik direktörümüz İrfan Buz çok agresif, çok hırslı bir teknik direktör. Zannedersem ilk kez çalışıyorsun, evet, kendisiyle. Onunla ilgili neler söylersin? Ya, İrfan Hoca'nın sağ kenarında, yani antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun, o hırsına ben bayılıyorum. Yani ben ilk röportajımda da söyledim. İrfan Hoca sağ kenarında nasıl hırslı, agresif kazanmak istiyorsa, aynı şekilde ben de sahada hırslı, agresif, kazanma arzusu yüksek olan bir oyuncuyum. Yani evet, yıldızımız hocamızla barışacak yani. Onu İnşallah. İnşallah. Son olarak Pendik maçıyla alakalı taraftarlarımıza nasıl bir çağrı yaparsın? Ya, herkesi maça bekliyoruz. Yani stadında olmasını bekliyoruz. Bu sezon ilk maçımız iç sahada. Yani taraftarlarla birlikte 3 puan alacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir Bire Bir programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Gökhan Alsan'dı. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.